Evet, şimdi otomobilleri konuşacağız. Otomobil markalarının dövizdeki kur artışını fiyatlarına yansıtmalarının ardından %80'lik vergi diliminde herhangi bir otomobil markası kalmadı. Otomobil sektörü yeni bir matra düzenlemesi çağrısında bulunurken özellikle de lüks sınıf araçlarla ekonomik araçların aynı vergi diliminde satıldığına işaret ediyorlar. Peki, şimdi birçok soru var tabii. Otomobilde yeni bir matra düzenlemesi gelebilir mi? Bir diğer konuda sıfır araçların ikinci el olarak satışındaki usulsüzlükler getirilen cezalarla önlenebildi mi? Yanıltıcı reklam ve ilana verilen cezalar sonrası otomobil fiyatları nasıl? Gerçekçi rakamlar geldi mi? Bunların hepsini konuşacağız. Konuğumuz var. Konuğumuz İstinye Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Naim Çetin Türk. Efendim hoş geldiniz. Merhabalar Püşra Hanım, hoş bulduk. Merhabalar. Hocam şimdi bilindiği gibi en son matra düzenlemesi 24 Kasım 2022'de yapılmıştı. Elektrikli araçlarda ise 3 Mart'ta bir düzenleme yapılmıştı. Şimdi otomobilde ne bekliyorsunuz? Yeni bir matra düzenlemesi yapılacak mı? Burada şu an vergi dilimlerine baktığımız zaman bildiğiniz üzere %45, 50, 60, 70, 80 gibi aslında 5 farklı vergi dilimi var. Ve bu ilk düzenleme yapıldığında otomobillerin fabrika çıkış fiyatına göre farklı farklı dilimlere dağıldığını görmüştük. Ancak zaman içerisinde otomobil fiyatlarının, fabrika çıkış fiyatlarının diyelim bir diğer deyişle artış göstermesiyle birlikte hele özellikle bu son yaşanan döviz artışı sonrası şu an bütün araçların %80'lik dilimde aslında toplandığını görmüş durumdayız. Dolayısıyla 70'lik, 60'lık, 50'lik dilimde herhangi bir araç aslında kalmamış durumda. Bu nedenle genellikle bundan önce yapılan matrah düzenlemelerinin de aslında hep böyle bir durumda. Yani çoğu aracın en üst ya da en üst 1-2 dilimde yığılması sonrası genelde düzenleme yapıldığını gördük. Bu nedenle yeniden böyle bir beklenti aslında bir taraftan var. Evet, böyle bir düzenleme yeniden matrah dilimlerinin oransal olarak ya da fiyat aralığı olarak düzenlenmesi söz konusu olabilir. Ama bir taraftan da baktığımız zaman aslında 0 kilometre araç satışlarında geçtiğimiz Haziran ayında son 10 yılın en yüksek Haziran satışını gördük. Şu anki satış seviyeleri de gösteriyor ki Temmuz ayında da büyük olasılıkla şu ana kadarki en yüksek Temmuz satışı gerçekleşecek ki genelde Haziran sonrası 0 kilometre araç satışlarında yaz dönemi etkisiyle düşüş olurdu. Bu nedenle burada bir taraftan böyle bir durum var ki fiyatı da etkiliyor. Örneğin şu an en düşük araç yaklaşık 681 bin lira civarında %80'lik dilime giriyor. Eğer bu araç örneğin yeniden mesela %50 dilimine girerse yaklaşık olarak 560 bin liraya bu aracın satış rakamı gerilemiş olacak. Bu nedenle burada ciddi de bir fark olduğu için tüketicilerde bu anlamda evet bir beklenti var. Ama bunun gelip gelmeyeceği satış rakamlarında çok yüksek olması nedeniyle önümüzdeki günlerde takip edeceğimiz bir konu olacak. Evet, peki bu tekrar bir anlatalım istiyorum. Yeni bir matrah düzenlemesi olduğunda fiyat aralığı otomobilde nasıl olabilir olası bir matrah düzenlemesinde? Şu an %45 ile %80 aralığında 5 farklı dilim var. Baktığımız zaman güncel işte 184 bin lira fabrika çıkış fiyatı 184 bin liranın altında olanlar %45, 280 bin liraya kadar gidiyor bu. Buradaki rakamlar da kabaca aslında işte %80'in üzerine giriyor. Burada bir defa artık 280 bin lira yani fabrika satış fiyatı 280 bin liranın bütün araçların üzerinde. Dolayısıyla burada fabrika çıkış fiyatının çok büyük olasılıkla 400 bin liralar ile başlaması gerekiyor ki buna göre kademelendirilip aslında daha üst rakamlarında daha yukarıdaki dilimlere denk gelmesi şeklinde araç fiyatlarının düşmesi sağlanabilir. Çünkü nihai satış fiyatında ciddi anlamda bu vergi diliminin etkilenmesi söz konusu. Tabii bir de KDV'nin de %18'in %20 olarak güncellenmesi neticesinde de bir artış oldu. Bu nedenle burada muhtemelen minimum baren fiyatı 400 bin lira yani fabrika çıkış fiyatı 400 bin lira ve onun üzerinde farklı aralıklar belirlenmesi yeni bir ÖTV düzenlemesinin araç fiyatlarını daha doğru bir şekilde vergilendirilmesi adına faydalı olabilir. Evet. Naim Bey, şimdi şundan bahsetmek istiyorum. Bir konu tartışılıyor. Lüks ile ekonomik model arasındaki vergi diliminde olması farkı. Şimdi bunu nasıl açıklıyoruz? Lüks ile ekonomik model otomobil aynı vergi diliminde olabilir mi? Ya aslında tabii ki olmaması lazım. Burada bir taraftan da fabrika çıkış fiyatı dışında aslında iki barem daha var. Yani aracın motor hacmi dediğimiz
İşte 1600 cc'nin üzerindeki araçlar için de aslında iki farklı kademe var. Normalde tabii ki olmaması gerekir. Çünkü bir tarafta sizin daha ekonomik, Türkiye'de hatta üretilen ve genelde vatandaşlarımızın sıklıkla tercih ettiği, trafikte çokça gördüğümüz araçlar aslında daha tüketici tarafından tercih ediliyor. Ama bunların %80'lik vergi dilimine girmesi, %80 artı üzerine de %20 KDV eklendiği zaman ciddi anlamda aracın fabrika çıkış fiyatı üzerine bir rakam eklenmiş oluyor. Bu normal bir vatandaşın kullanımı için aslında yüksek sayılabilecek bir tutar. Özellikle bu aslında ÖTV'nin ortaya konulmasının arkasındaki felsefe anlamında biraz yüksek kalıyor. Dolayısıyla yüksek fiyatlı araçların, lüks araçların burada vergilendirilmesinin daha yüksek olması çok daha tabii. Ama dövizle birlikte aslında bu durum maalesef her iki araç kategorisinin de aynı vergi dilimine girmesiyle sonuçlandı. O nedenle buradaki bir revizyon beklentisinde aslında sebebi bu. Olması da vatandaşlar açısından yararlı olacaktır. Nihayetinde elbette bir lüks araç ile, motor hacmi yüksek bir araç ile, konfor ve donanımı yüksek bir araç ile vatandaşların daha çok tercih ettiği, daha genel bir aracın aynı vergi diliminde olması tüketici açısından çok daha uygun değil gibi gözüküyor. Peki revizyondan bahsettiniz. Olabilir beklenti var, böyle bir beklenti diye. Revizyon olursa nasıl bir revizyondan bahsediyoruz? Nasıl bir revizyon burada olmalı? Vergi aralıklarındaki tutarın artırılması, işte az önce ifade ettiğim gibi normalde şu an fabrika çıkış fiyatı 280 bin liranın üzerinde bütün araçlar. Yani o seviyede bir araç maalesef kalmadı. Burada örneğin minimum 100, daha önce 184 bin lira olan seviye şu an 400 bin lira olabilir. %50'lik dilim örneğin 550 bin lira olabilir. %60'lık dilim 650 bin lira olabilir. Yani buna göre o aradaki aralıklar satılan araçların şu anki fabrika çıkış, mevcut fabrika çıkış fiyatlarına göre bu fiyatlar incelenip hangi işte A segmentindeki, B segmentindeki, C segmentindeki araçların çıkış fiyatlarına göre bu vergi aralıklarının minimum ve maksimum tutarları yeniden düzenlenebilir. Buna göre zaten araçların üzerindeki vergi yükü de daha adil, daha doğru bir şekilde dağıtılabilir. Peki Naim Bey, elektrikli otomobil için onu nasıl bir yere koyuyorsunuz? Yani yeni bir vergi düzenlemesi gelebilir mi? Onlar için nasıl bir düzenleme olur? Aslında otomobil tarafında elektrikli araçlar için bir bundan önce de teşvik söz konusuydu. Sonrasında biraz daha elektrikli otomobillerin de aslında vergi yükü bir parça arttırıldı. Burada bu araçların teşvik edilmesi tabii ki çok çok önemli ama genel olarak aslında burada hep şey konuşuyoruz. Elektrikli otomobiller için yeterli işte şarj altyapısı veya araçların gerek bakımı gerek şarj edilmesiyle ilgili yeterli teknik altyapı hazır mı? Ben biraz daha buradaki teşviğin, ki işte biliyorsunuz yerli otomobilimizde aslında TOGG'da elektrikli. O tarafta zaten ciddi bir avantaj var diğer elektrikli araçlara göre. Bunun aslında sürdürülmesi son derece önemli. Önümüzdeki süreçte biraz daha buradaki altyapı genişlediği zaman ben elektrikli araçların diğer akaryakıtta çalışan araçlara göre teşvik anlamında daha ön plana çıkarılacağını, burada desteklerin artacağını düşünüyorum. Evet, daha önce de sizinle konuşmuştuk. Yanıltıcı ilanlar, bazı cezalar getirilmişti özellikle ikinci el otomobillerde. Şimdi bu fiyatlar etkilendi mi? Bu cezalar etkili oldu mu? Nasıl etkilendi ikinci el otomobil? Burada ilanlarda direkt olarak 0 kilometre fiyatının üzerinde satılan, daha doğrusu ilana o fiyatla konulan araçların fiyatının hemen 0 kilometre fiyatının altına düştüğünü gördük. Ancak kullanıcılar burada da yine kendilerince bir çözüm ürettiler. Belki piyasayı takip eden izleyicilerimiz, ilan sitesine girip bakan izleyicilerimiz fark etmiştir. Artık hayatımızda ekstralı, aksesuarlı, artı aksesuar gibi terimler türedi son 1-2 hafta içerisinde. Örneğin hemen bir örnekle izleyicilerimize aktaralım. Bir aracın şu anki satış fiyatı 769 bin lira. Canlı bir, reel bir örnektir bu. Bunun fiyatı 749 bin lira artı 40 bin lira aksesuar olarak konulmuş. Ve ilan açıklamasında bugün Temmuz ayı itibariyle ilana konulmuş bir araç Haziran ayında satın alınmış. Aracı alan kişi Haziran ayında bu aracı aslında 645 bin liraya aldı. Bugün aracın satış fiyatı 769 bin lira. Kendisi 20 bin lira altına koyarak, yani 749 bin liraya satıp artı 40 bin lira aksesuar bedeli istiyor. Dolayısıyla burada aslında 160 bin liraya yakın bir ay içerisinde kar elde etme durumu var. Yani bunu bir şekilde işte ekstrası vardır. Kimi kullanıcılar arayın konuşalım.
Kimisi aksesuar bedeli vardır, işte bedeli şu kadardır. Yani bazıları alenen yazıyor, bazıları konuşalım diyor. Ama bu araçların hepsi 2023 model, hepsi bir ay önce, iki ay önce alınmış ve hepsinin kilometresi 6001, 6500 gibi aslında yeni araç, sıfır araç olduğu çok net bir biçimde anlaşılıyor. Büşra Hanım, şöyle bir örnek de vermek lazım aslında. Bakanlığımızın bir sosyal medyada bu alım-satımla ilgili paylaşım yapan bir kişi 300 bin lira en üst dilimden kestiği bir ceza konuşuldu bir iki gün önce. Bir sosyal medyada araç alım satım yapan, aslında bu bir birey, yani bir ticari faaliyet olarak bunu gerçekleştirmiyor. Sanıyorum son bir yıl içerisinde 17 tane araç alıp satmış. Aracı 600 bin liraya alıyor, 745 bin liraya satıyor. Ama noterde 601 bin lira, yani sadece 1000 lira üzerine satmış gibi gösterip hem KDV'den kendini kurtarmaya çalışıyor, hem de kendi ifadesiyle sattığı aracın farklı farklı görselleriyle yüksek fiyattan sahte ilanlar oluşturup aracını daha yüksek fiyatla satmaya çalışıyor. Yani aslında bu yaşadığımız, bakanlığımız sonra bakıyor noter satışlarında bu kişinin 17 tane araç sattığını görüyor ve aslında bunun bir ticari faaliyet olduğunu ve yanıltıcı bir davranış nedeniyle 300 bin lira, yani en üst limitten cezayı kesiyor. Bu örnek bile başlı başına bugün bizim otomobil piyasasında yaşadığımız sıkıntının aslında nasıl bir gerekçeye dayandığını çok net gözlerimle seren bir durum, bir örnek. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? Şimdi normalde bile düşündüğünüz zaman ikinci el otomobil ya da ikinci el herhangi bir siteden bir şey almak istediğinizde sonuçta orada bir alıcıyla satıcı arasında orada belirtilen rakam son rakam olmuyor hiçbir zaman. Yani ya daha üstüne çıkıyor ya pazarlık yapılıyor, daha altına iniyor, dediğiniz gibi farklı şeyler. Şimdi zaten normalde durum böyleydi. Şimdi ekstrem bir durumdan bahsediyoruz. Bu yanıltıcı ilanlar nasıl takip ediliyor? Bunun her zaman o zaman bir şekilde bir yolu bulunup bundan kaçılabilecek mi? Burada ben cezaların çok çok daha, belki yani 300 bin lira az önce konuştuk. Örneğin o bahsettiğimiz kullanıcı bir araçtan 135 bin lira kar ettiğini söylüyor. Belki burada Büşra Hanım 300 bin lira da yeterli değil. Çok yani ekstrem diyebileceğimiz belki ceza seviyeleri konulursa. Çünkü tabii ki ilan sitesine baktığınız zaman 360 bin tane otomobil ilanı var. Yani bunu hangi birini burada bu Ticaret Bakanlığımıza da hak vermek lazım. Hangi birini tek tek takip etmek mümkün olabilir? Ama muhtelif denetlemelerle eğer yakalanması durumunda, fark edilmesi durumunda çok yüksek cezalara eğer maruz bırakılırsa, ben kullanıcıların bu cezaların daha caydırıcı olması nedeniyle daha temkinli davranacaklarını düşünüyorum. Bir taraftan da aslında noter sistemimizde kişilerin aldığı araçlar zaten kayıtlı. Ha, tabii ki burada da arkadaşının, akrabasının, eşinin, dostunun üstüne araç alıp satanlar da var, ama en azından işte araç satışı yapılan ödemeler, belki bunun bankacılık sistemi üzerinden ödemelerin yapılmasının mecburiyet olarak sunulması bir çözüm olabilir. Çünkü işte notere gidiyorsunuz, az önceki örnekteki gibi 745 bin liraya aslında satılıyor ama sanki 600 bin liraya alınan araç 601 bin liraya satılmış gibi gösteriliyor. Burada bir neticede bir vergi kaybı da var devletimiz açısından. Dolayısıyla buradaki aslında cezaların çok yüksek olması ve süreklilik arz eden bir aktif denetim. Yani sadece kural konulduktan belki bir ay iki aylık periyot içerisinde bir denetim değil, bunun sürekli olarak denetlenmesi ve bu örneklerinde aslında paylaşılması, bu cezaların duyurulması basın yoluyla da bence kullanıcılar nezdinde bir neticede caydırıcılık teşkil edecektir. Ama günün sonunda aslında en tepe noktada bence finansal yatırım enstrümanlarının otomobilden bunun bir ticari emtiaya dönüşmesi durumunu ortadan kaldıracak kazançlar ya da fırsatlar getirmesi durumunda biz yine otomobil piyasasının işte 3-4 yıl önceki pandemi öncesi daha normal seyrine geri dönebileceğini konuşabiliriz. Tam da onu sormak istiyorum. Şimdi otomobildeki talebi nasıl görüyorsunuz ilerleyen günlerde? Yani otosanış satışında tarihi rekorlar kırıldı. Bu rekorlar devam eder mi? Nasıl bir geleceği var otomobilin? Yani şu an için devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü az önce ifade ettiğim örnek, Mayıs'tan Haziran ayına geçerken
işte 706 bin lira olan otomobil ilk döviz artışı ile birlikte 746 bin lira, düzeltiyorum, 607 bin liradan 646 bin liraya çıkmıştı. Şu anda 769 bin liraya satılıyor. Yani 1,5 aylık periyotta işte vergi diliminin vesairenin de tabii ki etkileriyle birlikte aslında 170 bin liraya yakın bir fark var. Kullanıcılar da 600 bin lirası olan bir kullanıcı bir ayda bu paranın 769 bin liraya çıktığını gördüğü için zaten otomobil alma konusunda ciddi anlamda istekli halde. O yüzden ikinci el fiyatı 0 kilometre fiyatının üstüne bile çıksa kullanıcılar bunu almak istiyor. Çünkü düşünüyor ki bu artış biraz daha devam ederse ben de belli bir para kazanacağım. Ama burada eğer dövizi dengeleme konusunda daha net sonuçlar inşallah alırsak, finansal yatırım enstrümanlarının otomobile göre daha kazanç anlamında daha cazip hale gelmesi yeniden söz konusu olursa eğer, o zaman otomotiv piyasasındaki bu aşırı talep diyelim, aşırı istek diyelim, daha normalleşir ve biz yeniden otomobilin aslında bir finansal yatırım aracı değil, bir binek araç olarak değerlendirildiği günleri görürüz diye ümit ediyoruz hepimizin niyeti o. Çünkü az önce söylediğim, bir kişi 17 tane araç alıp satıyor. Hani araç yok diyoruz ya, aslında araç var ama işte bir kişi 17 tane araç alıp sattığı zaman bu sefer size, bana veya işte izleyicilerimize maalesef araç bulma konusunda ciddi bir sıkıntı yaşaması durumu söz konusu oluyor. Evet, ihtiyaç değil bir yatırım aracı artık otomobil diyelim ve çok teşekkür ederim efendim değerli yorumlarınız için. Doktor Naim Çetin Türk'le otomobil piyasasını değerlendirdik.